Ben şapalı toplayabilmiş diye bir insan yani konuşuyorum. Bu haftalar bir program olacak. Bunlardan geçeni bugün gerçekleştiriyoruz. Perşembe günü gene bu mekanda gene üyemiz, hocamız, Profesör Doktor İsmail Tarık Uzbay hocamızın bir konferansı olacak. Profesör Doktor Rıza Karagöz 1999'da Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne nakden atandı. Burası Ünye. Yaklaşık 1000 yıldır Türk yurdu. 12. yüzyılda geldi Ünye'ye Türkler. Bizim dedelerimiz. Daha öncesi var mı? Daha öncesi çok kalıcı değil. Selçuklular hakimiyeti zamanında buralar Türk yerleşmesi olmaya başladı. Danışmendiler öncülük yaptı. Danışmendi Gazi rahmetli. Peşinden de Selçuklu hakimiyetiyle ilgili Anadolu. Burası da zaman zaman el değiştirse de Trabzon'un kullarıyla yavaş yavaş yaklaşma başladı. 1300'lü yılların ortalarına geldiğinde bu bölgede küçük beylikler vardı. Selçuklular yapıldı. Yeni bir devletleri yok. Trabzon Rumları işte Karadeniz sahilinde Hacı Emiroğulları Beyliği orduda işte onların hakimiyeti alanında bazen Trabzon Rumları onları dövüyor, işte burayı alıyor. El değiştirdiklerden Osmanlı hakimiyeti altına girişi 14. yüzyıl sonlarında o zaman Osmanlı tahtında Yıldırım Bayezid vardı. 1390'lı yıllarda Samsun Canik bölgesi. Ünye diyarına orada kalıyor biliyorsunuz. O yüzden de tam hakimiyet altına da girmedi. Zaten 1402'de de Timur depremi anı oluyor. Böyle bir büyük yıkıma uğradık. Dolayısıyla o fethi tırnak içinde devrinde de Osmanlı hakimiyeti yeniden sarsıldı gitti. Yeniden toparlanıncaya kadar da aradan 15 yıl geçti. 2. Murat zamanında 427'lerde Canik bölgesi buna Ünye'de dahil artık yavaş tam dahil demeyeceğim biraz sonra nedeni söyleyeceğim. Bu bölge Osmanlı hakimiyetine girmeye başladı. Niye Ünye tam dahil demiyorum? Henüz idari yapılanma olarak Ünye o tarihlerde Canik sancağına bağlı değil. Trabzon Rum hakimiyeti Hacı Emiroğlu onlar var. Nihayetinde bu işin, yani Ünye'nin artık tamamen Osmanlı hakimiyetinin girişi Fatih'in Trabzon'u almasıyla noktalanmış. Şimdi de diyorsunuz, Akkuş, Nisa yolu eskiden hakimiyetler kullanıyorlar, öyle görüyorum. Şimdi hala kullanıyorlar, bilmiyorum. Eğer Ünye iyi olacaksa, buralarda başlasın. Altı boş iddialarla sloganlarla iyi olmaz bana göre. Ne yapacaksınız? Halkınız inanacak önce. Halkınızı inandırmak için de bir şeyler yapmak gerekiyor. İkincisi yine Ünye'yi tanıtma bağlıca. Ben 30 yılı aşkın zamandır işte hem de yakın bir Osmanlı tarihçisi olarak Samsun'da. Ünye'de sempozyumlar yapan bir işim olabilir. Ama ben bir tarihçi olarak Ünye'de sempozyuma katıldığım aşkım. Bir sivil çocukların davetlisi olarak tanıtımı hatırlıyorum. Onun dışında böyle bir kimse en azından benim alanımda yani, hatırlamıyorum. Bunu komşu ilçeler iyi yapıyor. Çok da iyi yapıyor. İyi yapanlar onlar adı bize hiç vakit kaybetmeksizin Ünye'nin tarihini ve kültürünü bilimsel platformda ortaya çıkaracak bir etkinliğe ihtiyacımız var. Siyasetçiler siyasetlerini yapsınlar ama eğer bir olmazsa ben buna varım. Kendi alanım itibariyle bu sebebi var. Ama burada bir ciddi güce ihtiyacımız var. Birlikte davranmaya ihtiyacımız var.
bizim tarihçiler bu yani Trabzon, Rum, Çavuşlar, Karadeniz Çavuşlar tarihçileri bazı